parametreleri belirlenmiş müzakere yürüttüğümüze göre müzakereler bu parametrelerin dışına çıkmamalı. Çıkarsa zaten çöker. Kim gelirse gelsin diyorsun. Kim gelirse gelsin. Eğer iki devlet esasında çözüm bulunacak derse bir lider, bu süreç çöker. Çünkü iki devlet esasında değil, iki kurucu devletin olacağı tek uluslararası kimlik esasında müzakere ediyoruz. Bu müzakereler dediğim gibi parametreleri belirlenmiş müzakerelerdir. Burada önemli olan kimin müzakereleri yürüttüğü değil, bu parametrelere uygun müzakere yürütüp yürütmediğidir. O nedenle bu çerçevede ölçeceksiniz bunu. Şimdi 18 aydır biliyorsunuz müzakereler devam ediyordu ve en son 1 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Talat müzakerelerde gelinen noktaları, yani hangi konularda uzlaşıldı, hangi konularda hala uzlaşılmayan yerler var, bunu topluma açıkladı. Birazdan onun ayrıntılarına bakacağız. Evet. Bir miktar konularda önemli ilerlemeler var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor ama çok yavaş ilerleyen bir müzakere süreci olmuştur. Evet. Farklı sebeplerden dolayı bunları konuşabiliriz. Anladım. Ama bakın, Kıbrıs'ta toplumlar arası müzakereler benim doğduğum yıl başladı. Yani 1968 yılında başladı ve 42 yıldır süren bir müzakere süreci var. Bakmak gerekiyor. Yani geçmiş yıllarda diğer liderler müzakere ederken acaba hangi konularda ne kadar uzlaşıldı? O yüzden biraz objektif olarak baktığımız zaman 18 ay son Talat'la Hristofias'ın yaptığı müzakereler gerçekten uzun ama belli konularda da önemli ilerlemeler var. Biliyorsunuz mesela Kıbrıs'ta öyle dönemler oldu ki mesela 93 ile 97 arasında 4 yıl liderler hiç görüşmedi. Bakın 4 yıl tamamen boşa gidiyor. Hiçbir gelişme yok, görüşme dahi yok. O yüzden Kıbrıs meselesine bakarken biraz daha insaflı bir şekilde acaba son 42 yılda bunu böyle bölümlere böldüğünüz zaman ne kadar ilerleme sağlandı 1 yılda 2 yılda, buna bakmak gerekiyor. Bakalım. Ama şunu söyleyebiliriz. Son 18 aylık müzakere sürecinde ilerlemenin az olması veya yavaş olması Türk tarafından kaynaklanan bir şey değil. İlerleme sağlanan başlıklar: iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon, eşit statüde iki kurucu devlet, tek egemenlik, tek vatandaşlık, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde eşit temsil, tüm mahkemelerde eşit sayıda Türk ve Rum, Avrupa Birliği Bakanlığı kurulacak, Avrupa Parlamentosu'nda 4 Rum, 4 Türk, Bağımsız Merkez Bankası'nda yetki paylaşımı, resmi para birimi Euro. Bu üzerinde mutabık kalınan noktalar, siz aynı zamanda bir KKTC vatandaşısınız, yani bir Kıbrıs Türküsünüz. Evet. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yanlış çıkan bir şey vardı. Temsilciler Meclisi'nde eşit olmayacak, orada bir nispet oranında olacak. Nüfusa göre olacak. Nüfusa göre olacak, belli bir nispet var orada. AB Parlamentosu'nda da 4'e 2 olacak. Yani 4, Avrupa Parlamentosu'nda 4 Rum, 2 Türk olacak. Peki, bu haliyle... Sadece bunlar değil, bunlar bazı başlıklar. Bunlar önemli başlıklar. Önemli başlıklar, evet. Yani, siz devamını da biliyorsunuz. Ortaya çıkan bu üzerinde mutabık kalınan başlıklara baktığınızda bir Kıbrıs Türkü olarak olumludur, beni tatmin ediyor dediniz mi? Bu kadarıyla görüşmüş olan üzerinde mutabık kalınanlar itibariyle. Şöyle, bu çok subjektif bir şey. Bunu bir şeyle karşılaştırmanız gerekiyor. Tabii. Şimdi 1960'ta kurulan Cumhuriyet'le karşılaştırdığınız zaman bunlar Türk tarafı için çok daha iyi kazanımlar. Bunun da hakkını vermek gerekiyor. Annan planı veya Gali Fikirler dizisiyle de kıyasladığınız zaman onların altına düşmeyen şeyler üzerinde mutabık kalınan parametreler. O yüzden yani... Neyle karşılaştırdığınızda kötü? Bugün yaşadığınız durumla... Şöyle, eğer siz benchmark veya karşılaştırmanız referans noktası olarak siz eğer iki tane bağımsız devleti alırsanız... İki tane tanınmış bağımsız devletse çıkış noktanız, o zaman bunun gerisine düşmüşsünüz. Ama iki bağımsız devlet acaba mümkün mü Kıbrıs'ta? O da sormak gerekiyor. Peki, üzerinde mutabık kalınmayan noktalar var bu görüşmeler çerçevesinde. Evet. Bir onları görelim.
Anlaşılamayan başlıklar, çapraz oy sisteminde görüş ayrılığı, hükümetteki bakan sayısı ve dönüşüm süresi, yasama organlarındaki temsilci sayısı, federal poliste taraflar hangi sayıda temsil edilecek, adada doğmayan kaç kişiye vatandaşlık verilecek, varılacak anlaşma AB birincil mevzuatı olmalı mı, toprak takasında anlaşma yok, 1960 garanti ve ittifak anlaşması geçerli olacak mı, mülkiyet sorunları takas, tazminat ve iade yoluyla mı, komisyon yoluyla mı çözülsün? Bunlara baktığınız zaman Rumlarla anlaşmak mümkün değil. Bunlar farklı kategorilerde alınmış şeyler aslında. Şimdi Kıbrıs meselesini bu son müzakere sürecinde 6 kategoride incelememiz gerekiyor. Yönetim ve güç paylaşımı, ekonomik konular, AB konular. Bu 3 başlıkta oldukça önemli ilerlemeler var. Ha, önemli oranda ilerleme olmayan 3 konu da toprak. Yani Kıbrıs Türk tarafı Rum tarafına ne oranda toprak geri verecek? Mülkiyet konusu ve biraz önce sizin bahsettiğiniz güvenlik ve garantiler konusu. Ama bu konuların her biri de birbirine eşit önemde konular değil. Bunun da farkına varmamız gerekiyor. Hangileri 71 kez iki lider görüştü ve bu görüşmenin büyük bir kısmını yönetim ve güç paylaşımı dosyasına ayırdılar. Çünkü takdir edersiniz ki yönetim ve güç paylaşımını çözdüğünüz zaman aslında ilerideki devletin şekli ve anayasası ortaya çıkacaktır. Geriye kalan konular bir yerde daha bir önemsizdir demiyorum ama ikincil konulardır. Yani toprak ayarlaması gibi veya AB konusu gibi veya ekonomik konular gibi daha teknik konulardır. O yüzden Kıbrıs'taki ilerlenen noktalara baktığınız zaman, yönetim ve güç paylaşımında harcanan zamana baktığınız zaman önemli ilerlemeler var. Fakat şöyle bir de dezavantaj var. Müzakerelerin belki de yavaş ilerlemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi, şimdiye kadar liderler her bir altı konuyu teker teker almışlardı. Siz teker teker aldığınız zaman bütün konuları belki de ayrı ayrı çözemezsiniz. Konular arası alver sürecine girmek gerekiyor. Yani yönetim konusunu sizin kapatabilmeniz için belki de sizin mülkiyet veya AB konusunda bir ödün vermeniz lazım ki diğer dosyadan bir ödün alabilirsiniz. Şimdiye kadar bu metot bir kere izlendi. Türk tarafının yaptığı bir öneri paketiyle bunun daha çok yapılması gerekiyor. In 2004, I am sure you remember, with the initiative of Prime Minister Erdogan asking Kofi Annan, at that time UN Secretary General, to start a new process. Maybe first time a frozen conflict would have been resolved through İnisiyatif kullanarak Birleşmiş Milletler'den Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla sorunun çözülmesini istedi. Eğer bu böyle olmuş olsaydı bu Birleşmiş Milletler sistemi için harika bir zafer olacaktı. Ama referandum sonrasında ne oldu hatırlayalım. Bunun sonrasında gördük ki bu referandum ve kampanyanın sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türkler %65'lik bir oranla evet dediler. Rum kesimi ise hayır dedi. %75'lik bir oranla hem de. Peki burada kimi suçlamamız gerekiyor sizce? Evet diyenleri mi yoksa hayır diyenleri mi? Normal insan mantığı bize şunu söylüyor. Evet diyenlerin ödüllendirilmesi lazım. Hayır diyenler de cezalandırılması gerekiyor. Peki ne oldu? Hayır diyenler Avrupa Birliği üyesi oldular ve evet diyenlerse izole edilmeye devam ediyorlar. Son 6 yıl içerisinde tek bir söz bile yerine getirilmedi. Kuzey Kıbrıs Türklerine verilen hiçbir söz ne Avrupa Birliği tarafından, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Uluslararası Komite, ne de Birleşmiş Milletler tarafından. Bu kesinlikle adaletsizlik. Ve biz Sayın Talat'a yeni bir inisiyatif göstermesi için destek olduk. 60 defadan fazla bir araya geldiler. Ocak ayında Türk tarafı yeni bir şey getirdi masaya ve Yunanların istediği çapraz oy sistemine evet dedi. Ama şimdi hiçbir ilerleme yine de olmadı. Tango bilirseniz tek başınıza yapılmaz. Bizim de bir partnere ihtiyacımız var. Barışı sağlamak için. Ama Güney'in barış istediği yok. Çünkü onların barışa ihtiyacı yok. Hakikaten kişi başı $20,000 milli gelir.
Avrupa Birliği üyesi, uluslararası dünya kamuoyu tarafından adanın tek temsilcisi olarak tanınmış. Niye çözüm istesinler? Yani Rumları çözüme zorlayan ne var ki? Şöyle, rahatlıklarını aslında kaybetmek istemiyorlar. Yani belirsiz bir çözüme evet demek istemiyorlar. Bugünkü rahatlıklarından feragat edecekleri ve bir yerde bugünkü kazançlarının bir kısmını işte adanın tekrardan birleştirilmesine harcanmasını istemeyeceklerdir. Yani böyle bir şey var. Ben onu soruyorum. Ama bir geri taraftan da şunu düşünmek gerekiyor. Eğer kendilerinin çözüm istemeyişi uluslararası toplumca tescil edilirse bu defa da kaybettikleri mülkleri tekrardan alabilmeleri veya bunlar konusunda tazminat alabilmeleri imkansız hale gelecektir. 35-40 sene geçmiş. Kaybettikleri mülklerin o mudur belirleyici olan? Yani bunlardan çözümden anladıkları bunlar siz, mı? Siz yıllarca şöyle dönümlerce arazi kaybederseniz siz bundan feragat eder misiniz? Kaç kişinin ne kadar arazisinden ya da mülkünden bahsediyoruz? Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının yarıdan fazlasından bahsediyoruz. Rummalı olarak. Oldukça fazla. Bunun dışında tabii şöyle bir problem var. Adada çözüm olmaması, Kıbrıs'ın kalıcı bölünmesi demek, bir yerde Rumların korktuğu Türkiye ile sınırdaş olmaları. Yani Kuzey Kıbrıs'ın bir şekilde Türkiye'nin bir vilayeti olması ve adaya işte nüfus akışıyla Kuzey'in nüfusunun ileriki yıllarda güneydeki nüfusu da geçmesi ve daha sonra bunu bir şey olarak görüyorlar. Yani oradaki nüfusun bütün adaya yayılması. Böyle de bir korkuları var. Kıbrıs'ta 1959'dan 74'e kadar olan süreç ve daha sonrasına baktığımızda Türkiye'nin iki tane hedefinin olduğunu görüyoruz. Bir, Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin varlıklarını, güvenliklerini, özgürlüklerini, ekonomik refahlarını garanti altına alacak, onları teminat altına alacak bir düzenin Kıbrıs'ta kurulması. İkincisi, Türkiye için son derece önemli olan Doğu Akdeniz'deki dengelerin muhafazası ve Doğu Akdeniz'in bir bütün olarak bir istikrar havzası haline dönüşmesi. Bu iki hedefi gerçekleştiren çözüm ve sürdürülebilir çözüm çözümdür. Yoksa herhangi bir çözüm, bir paketi, bir çalışmayı çözüm olarak yansıttığınızda bugün, ertesi gün eğer bu hedefler gerçekleşmemişse bir müddet sonra yeni bir takım sıkıntıların problemi alanı haline dönüşebilir. Türk dış politikasını Kıbrıs yaklaşımı nasıl görüyorsunuz? Bu iki temel parametre doğru parametreler midir? Bence doğru parametrelerdir. Çünkü burada hem bir taraftan Kıbrıs'ı Türklerin adadaki varlıkları ve refahları göz önünde bulunduruluyor. Diğer taraftansa aslında bütün tarafların kazanabileceği bir vizyondan bahsediliyor. BM Kalkınma Fonu'nun da kısmen desteklediği Kıbrıs 2015 kamuoyu araştırmasında biz bunu sorduk. İki tarafta da insanların en çok önem verdiği konu güvenlik çıktı. Yani hem Kıbrıslı Rumlar hem Kıbrıslı Türkler Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa en çok güvenlik konularına bakıyorlar. Yani ilerideki anlaşmada güvenliğimiz ne şekilde sağlanacak? İnsanlar ister istemez buna bakıyor. Çünkü iki toplum da travmalar yaşamıştır. Tabii ki. Yani Kıbrıs Türk toplumu ta 63'lerden, Kıbrıslı Rumlar da 74'te yaşadıkları önemli travmalar var. Ve bu konulara çok önem veriyorlar. Bu da belli ki güvenlik ve garantiler konusu kritik bir konudur. Fakat tabii sadece Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türklerin çözeceği bir konu değildir. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Çünkü 60'ta imzalanan ittifak ve garanti antlaşmaları var ki bunlar uluslararası antlaşmalardır. Ve 3 tane garantöre belirli haklar ve yükümlülükler veriyor. O yüzden Türkiye, Yunanistan ve İngiltere. Evet, Kıbrıs'taki güvenlik ve garantiler konusunu çözebilmek için bu 3 ülkenin de dahil olacağı bir müzakere zeminine ihtiyaç var. Bu konuda da aslında Türk tarafı çok önemli adımlar atmıştır. Türk tarafının önerdiği dörtlü, beşli veya altılı konferanslar var. Hep her defasında bu Kıbrıs Rum tarafının hayrına tosluyor biliyorsunuz.